Hatice'nin kararını almadan önce Uğur son bir şey söyleyecekmiş. Bağlayın. Uğur telefonda. Evet Uğur, alo. Alo. Uğur ne diyorsun? Ablacığım merhabalar, hepinize merhabalar. Sağ olasın. Merhaba. Selam olsun. Bu bizim Hatice'nin eski talibi Uğur değil evet. mi? Heh. Evet abicim, evet. Heh. Ordu'da. Evet Uğur. Hatice Hanım'a buradan seslenmek istiyorum. Hatice Hanım beni unuttunuz mu acaba? Anlamadık. Hatice dedi. Hatice Hanım diyorum, beni unuttunuz mu acaba diyorum. Ben Hatice Hanım'a hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim de geçmeyeceğim de. Ne yapacaksın Uğur? Vallahi şu anda Ordu'dayım. İşlerimin yoğunluğundan dolayı geldim. Ama Hatice Hanım'a vazgeçmeyeceğim, her zaman da yanındayım. Yanımda değilsin şu an, bak başkası var yanımda. Helal olsun. Bravo Hatice. Şey, Hatice Hanım, mesafe önemli değil, kalbimiz önemli. Ne sen diyeyim? Ne yaparsan yap, ben seni asla bırakmayacağım, ben bırakmayacağım da. Ne diyor? Ne dedi Uğur? Neyi ne yapmayacaktın? Ben asla bırakmayacağım Hatice Hanım, Uğur Bey. Şimdi kızın kararını etkileme, bir tanımalı, eğer tanımak istiyorsa tabii konuşmalı. Ama bu demek değil ki senin de yolun kapanıyor demek değil. Yani Hatice de burada evlenmek. O da taliplerine baksın. O da taliplerine baksın. Sen de bak taliplerine. Hepiniz bakın. Kısmet bu. Evlenirse de evlenir, yapacak bir şey yok. İşlerimin yoğunluğundan dolayı gelemiyorum ama bir daha sezonda Hatice Hanım'ı almadan da gitmeyeceğim. Sezona kalırsa alırsın, sezona kadar beklerse. O hiç belli olmaz. Tabii. Kimin nerede olacağı. Evlenip gidebilir birden. İnşallah. Vallahi yarın hatta gelirim vallahi Seda Hanım. Bırakmam onu. Bir dakika, Ganime'ye bunu sormam lazım. Ganime, Uğur diyor ki ben Hatice'mi kimselere yar etmem evet, diyor. Aynen Hatice, sakın da bana kızma yani. Bana çıktı ama olumsuz yani. Gerçekten ben sana... Ben yokum burada zaten. Sana bak ne diyeceğim sana. Ha, gerçekten seni seviyorum ama bak ne diyeceğim. Seni gerçekten seviyor, aşığım dedi. Lütfen Ganime dedi, aramızı yapar mısın dedi ama tek bana. Taraflı aşk da olmuyor. O bana ama aşık, aşk dediğin güzelim, tatlım, konuşa konuşa, anlaşa. Tek taraflı olmuyor. Ha, bak yaşam koçunu güzel. Peki, Uğur da telefondayken duysun. Hatice, kararın nedir hayatım? Benim olumsuz ablacığım, bir şey hissedemedim. Olumsuz dedi Uğur. Teşekkür ederim Seda Hanım, sağ olun. Sevindim. Peki, Hatice, gerçekten seni çok seviyorum. Yüreğimle kalbimdesin. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ondan kararlarını çok özledim. Hepsine sevgilerimi sunuyorum. Çok mutluyum. Hatice öyle bir çok sağ ol diyorsun ki el öpenlerin çok olsun der gibi diyorsun. Ne yapayım artık Uğur abi, ne yapayım, ne yapabilirim? Yani senin gönlün... Ben vazgeçmeyeceğim senden Hatice, bunu unutma. Hmm. O sen bilirsin, o senin düşüncen. O senin problemin şimdi diyor geçen Hatice. Geçen gün... Evet. Uğur, geçen gün bana dedin ya, ben niye vazgeçmiyorsun dediğimde sen bana dedin ki abla şunun güzelliğine baksana ya dedin ya. Evet abla. Bayıldım o lafına. Ya ablacığım yüreğimle ben onu yarattım. Ben hiçbir zaman güzelim, şurada uyduğunu görmüyorum kendimden. Rabbim herkesi güzel yaratmıştır. Tabii. Doğru. Herkesi, her bir insanı güzel. Hepimiz güzeliz. Yani. Beni abla, o bir kanatsız bir melek, kanatsız çirkin bir melek. Çirkin insan yoktur, bakımsız insan vardır. Ne diyor sana, duydun mu? Ne diyor? O benim kanatsız meleğim diyor. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Berhudar ol. Seda abla bir de telefonlara bakarsa eğer sevinirim. Telefonu suratıma kapatıyor. Olmaz öyle, yayın dışı görüşmek olmaz, o yüzden kapatıyordu. Tabii. Gel buraya yani, burada görüş. Bak, öyle bir doğru. Şey yok. Yani. Aferin, kapat suratını. Sen git oradan kızı ara. Ararsa No'ya bas. Vermeyiz kızımızı. Peki, hayırlısı olsun, buyurun. Teşekkür ederim Seda abla.